Evet, değerli dostlar, çeşitli videolardan merhabalar. Şimdi sizlere arka lastiğimizi sökeceğiz ve arka lastik balata bakımı yapacağız. Tabii arka lastik sökmeden önce arkadaşlar egzozumuzda 1, 2 ve manifota bağlı 4 tane civatamız var. Onlar sökülecek. Tabii arkadaşlar bu arka lastiğin civatasını sökmek kolay olmayacak. Bunun için havalı tabanca ya da torklu şarjlı somun sıkma veya somun açma gerekli. Dediğim gibi egzozu sökeceğiz. Egzozu söktükten sonra vidaya ulaşmış olacağız. Arkadaşlar birinci civatamızı aldık. Şimdi oraya ellemiyoruz. Arkadaşlar egzoz manifold boğazına bağlı 2 adet vidamızı söktük. Şimdi motor bloğuna bağlı 1-2 adet vidamız var. Onları sökeceğiz. Egzozu elimize almış olacağız. Alttan. Şu. Tamam, sök, sök. Evet. Egzozumuz arkadaşlar şu şekil almış oldu. Arkadaşlar 21 somun sıkma tabancasıyla sök. Tabancamızla söküyoruz. Tabanca olmasa kolay kolay sökemezsin. Sizlere onu söyleyeyim. Diğer civatalara benzemez. Arkadaşlar şu şekil. Kaldırayım mı? Evet. Düşmesin. Sen kaldır. Ya. Arkadaşlar lastiğimizi yalpalayarak çıkarıyoruz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar balata tortuları var. Temizliği yapılacak. Balatamızı inceleyeceğiz. Balata fren mekanizmasını bakacağız, inceleyeceğiz. Bakımını yapıp tekrar hep birlikte montajını yapmış olacağız. Şu şekil bakın. Şu şekil. Daha önce söktün mü sen? Çekip alıyoruz. Arkadaşlar görüyorsunuz fren mekanizmasının içi milimiz hep balata tortularıyla dolu. Güzel bir temizliğini yapacağız. Gördüğünüz üzere tekrar hep birlikte montajını yaparız. Arkadaşlar balatamıza baktığımız zaman arka fren balataları kolay kolay bitmez. Yani 50.000, 100.000, 150.000 gidiyor arkadaşlar. Dolayısıyla bizim buradaki amacımız sizlere nasıl takılır, nasıl sökülür, bakımı nasıl yapılır, balata seviyesi nedir, amacımız sizlere bunu göstermeye çalışmaktı. Tekrar baktığımızda balatamız arkadaşlar kesinlikle daha da kullanmaya elverişli. Çok fazla kilometre de yapar. Arkadaşlar şöyle bir fırça, leğenimiz, yani böyle bir kap koyduk. Tinerimizle tertemiz yıkayacağız. Bazıları benzinle yıkıyor. Biliyorsunuz videolarımda ben tinerle yakıyorum. Bazıları benzinle yakıyor. Onun da sebebi benzin tinerden biraz daha ucuz olması. Dolayısıyla tinerle yıkamak daha elverişli. Şimdi şöyle bir tozunu alıyoruz arkadaşlar. Tozunu almış olduk. Arkadaşlar şöyle tinerimizi şu şekil balatanın üstüne sürelim. Bu şekil. Evet. Güzelce arkadaşlar yıkayacağız. Bakın güzelce yıkayın. Gördüğünüz üzere tertemiz. Balata tortuları aşağı iniyor. Görüyorsunuz. Kısacası arkadaşlar balatalarımızda hiçbir sıkıntı yok. Onu sizlere söyleyeyim. Balatalar sıkıntısız. Bilginiz olsun. Yani balatalar arkadaşlar çok uzun süre gidiyor. Onu söyleyeyim. Belki 150 bine kadar gider. Abartmıyorum. Yani arka balatalar ön balatalar gibi değildir. Dolayısıyla arka balataların sadece bakımını yapsanız arkadaşlar yeterli. Hem öğrenmek açısından daha önemli yani. Şöyle arkadaşlar duruluyoruz. Şu şekil. Şu şekil arkadaşlar güzelce silelim. Tertemiz siliyoruz. Gördüğünüz üzere şekil balatamız arkadaşlar tortularından arındıralım. Güzelce silelim. Gördüğünüz üzere. Sonra arkadaşlar teker göbeğimizi şu şekilde yine
pislikten, balata tortularından arındırıp sonra hep birlikte montajımızı yapacağız. Bu şekilde siliyoruz arkadaşlar. En sonunda silelim. Temizleyelim, tertemiz takacağız. Arkadaşlar şöyle balata giriş göbeklerini şu şekil güzelce zımparalayın. Zımparayı neden atıyoruz? Daha iyi kavranması açısından. Bu önemli arkadaşlar. İyice zımparalamış olduk. Diyoruz. Pisliklerini alıyoruz. Zımparamız tamam. Balatamız arkadaşlar görüyorsunuz sıka sıka yüzeyine olmuş, düzelmiş. Onu da güzel bir şöyle bir zımpara atıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz mat hale geldi. Parak yüzeyden mat hale gelmiş. Diğer balatamızı da güzelce zımparalıyoruz. Tertemiz. Parlak yüzey gördünüz. Mat hale geldi. Evet arkadaşlar bakın şurası buradaki yuvarlığa denk gelecek. Öyle söyleyeyim size. Şurası da şuradaki mekanizmaya denk gelecek. Mekanizma frene basınca mekanizma dönecek. Böyle balatayı açmış olacak. Şu şekil. Bakın şu şekil. Oturacaksınız. Evet arkadaşlar. Bu şekil oturmuş oldu. Bakın. Görüyorsunuz. Arkadaşlar göbeğimize kalır biraz daha. Evet. Lastiğimizi şöyle yapıp civatamızı takıp şu şekil boşluğunu alıyoruz. Evet arkadaşlar nasıl söktüğümüzü, nasıl taktığımızı, nelerin gerektiğini sizlere gösterdik. Ne şekil bakım yapılması gerektiğini yine sizlere göstermiş olduk. Aynı şekilde arkadaşlar 4 tane civatamız var. Egzoz için 2 manifold, 2 de motor bloğuna bağlı. Egzozumuzu takacağız. Ondan sonra ne yapacağız? Yolumuza bakacağız. Egzozumuzu taktıktan sonra tekrar bir konuşma yapalım arkadaşlar. 13 nerede? Arkadaşlar manifold boğazına bağlı civatalarımızı taktık. Evet. Dur. Evet arkadaşlar. Arka frenimiz yine aynı şekilde bakım yaptıktan sonra gördüğünüz üzere montajını yaptık ve arkadaşlar biniyor. Evet değerli dostlar. Bir videomuzun da sonuna geldik. Kanalımızda birçok çeşit çeşit videolar mevcut olup sizler de kendinize bir şey katabilmek için kanalımıza abone olmayı asla ihmal etmeyiniz. Zira size, bize ama herkese hitap edebilecek bir videomuz mevcuttur. Bir sonraki videolarda ve bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Özellikle kalın.